Fanatik. Galatasaray'ın yeni transferi Boy İstanbul'da. Galatasaray ne Fransız ekibi Rennes'den transfer ettiği Saça Boy, İstanbul'a geldi. Rennes altyapısından yetişen ve geçen sezon Dijon'da kiralık olarak forma giyen genç oyuncu için Sarı Kırmızılı kulübün 2 milyon euro civarında bonservis ödeyecek. Galatasaray'ın 20 yaşındaki futbolcu ile sözleşme imzalaması bekleniyor. 26 maçta forma giydi. Fransız ekibi Dijon geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen Boy, 26 lig maçında bir asistle oynadı. Ajans Spor. Galatasaray, Olympia Morutan'ı istiyor. Menajeri doğruladı. Ajans Spor Haber. Steva Bükreş'in 22 yaşındaki yıldız adayı Olympia Morutan, adım adım Galatasaray'a yaklaşıyor. 6 Haziran'da Rumen basınına, Galatasaray'da oynamak isterim demecini veren genç futbolcu, Bükreş'ten ayrılmak istiyor. Nitekim, oyuncunun menajeri Florin Vultutar da sarı kırmızılıların ilgisini doğruladı. Rakamsal açıdan büyük fark var. Olimpi Moruta'nın menajeri Florin Vultutar, Gazeta Sportulora, Galatasaray'ın Moruta'na bir ilgisi var. Fatih Terim de onu istiyor. Zaten, Morutan da Galatasaray'a gitme niyetinde. Ancak, taraflar arasında rakamsal açıdan fark var. En uygun rakam için pazarlıklar sürüyor, dedi. Sporçler'daki haberde, Steaua Bükreş Başkanı Becali'nin Galatasaray'dan 15 milyon euro talep ettiği iddia edildi. Oyuncunun transfer Mart'taki güncel piyasa değeri ise 2 milyon 800 bin euro civarında. Başkan Becali, mümkünatı yok. Sarı-kırmızılıların Morutan'la ilgilendiğini kabul eden Steaua Bükreş Başkanı Gigi Becali, Galatasaray, Morutan ile ilgileniyor. Geçtiğimiz ay aradılar ve transferle ilgili bilgi aldılar. Ancak şu süreçte mali anlamda bu transfer mümkün görünmüyor, diye konuştu. Olympi Morutan'ın istatistikleri Futbola CFR kılaj alt yapısında başlayan Olympi Morutan, 2018'de Botosani'den 700 bin euro bedelle Steaua Bükreş'in yolunu tuttu. Geçtiğimiz yıl, Bükreş'te 36 maça çıkan genç futbolcu, 8 gol, 13 asistlik katkısıyla değerine değer katmıştı. Kreova ağlarını sarstı. Romanya 1. Liginde bugün Steaua Bükreş'le, Cişıldun'un eski takımı Kreova kozlarını paylaştı. Bükreşli Morutan, henüz maçın 7. dakikasında jeneriklik bir gol attı. Rumen gazeteci Emanuel Roşu, Galatasaray'ı da etiketleyerek Morutan'ın golüne dair bir paylaşım yaptı. İşte o gol. Mutlu olurum. 4-1 sona eren Kreova maçından sonra basın mensuplarına demeç veren Morutan, Galatasaray söylentileri nereden çıktı bilmiyorum ama transfer olursam çok mutlu olurum. Fiyatımı düşürmek için ilk iki maçı kötü oynadım. Şaka yapıyorum. Cickledau'yu transferi nedeniyle tebrik ederim. Ona iyi şanslar diliyorum ifadelerini kullandı. Fanatik. Galatasaray ve Fenerbahçe yine karşı karşıya. Fatih Terim'in eski öğrencisini istiyor. Sarı Kırmızılılar Cickledau, Saça Boy ve Van Aanholt'un ardından imzalara devam edecek. Fatih Terim'in istediği 10 numara Morutan ile temaslar sürerken stoper için değerli transferi yapılacak. Fatih Terim, eski öğrencisi Ozan Kabak'ı takımında görmek istiyor. Bir diğer alternatif ise başka bir milli oyuncu. Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. PSV'den 4 fark yedikten sonra kap açıklamalarını peş peşe yapan Sarı Kırmızılılar şimdi de stoper transferi için operasyona başladı. Fatih Terim, Ozan Kabak'ı çok istiyor fakat bu transfer için Galatasaray'ın önünde engel var. Sabah Mehmet Özcan, transferde bombaları patlatan Galatasaray, 5-1'lik PSV yenilgisinin yaralarını sarmaya başladı. Cikıldağ'ı, Boy ve Van Aanholt'u kadrosuna katan sarı-kırmızılı kulüp, orta saha içinde bastırıyor. Galatasaray, Getson Fernandes ve Berkan Kutlu takviyeleriyle orta sahasını güçlendirmeye hazırlanıyor. Teknik direktör Fatih Terim'in transferde sıradaki isteğinin savunmaya olduğu öğrenildi. TFF'nin 8 artı 6 kuralını dikkate alan Terim, Marko'nun yanında yerli bir stoperi oynatmanın planlarını yapıyor. İdeal 11'de Taylan ve Kerem'i tamamlayacak 3. Türk için iki aday var, Ozan Kabak ve Kaan Ayhan. Luyendama'nın performansından memnun olmayan Galatasaray, Ozan ya da Kaan'la yola çıkmak istiyor. Ancak iki milli stoperin de mali şartları, sarı-kırmızılı kulübü zorluyor. Son dakika Kaan Ayhan'ı Fenerbahçe'de istiyor. Ozan Kabak'ı kiralık göndermeyi düşünmeyen Schalke 10 milyon euro üzerinde bonservis bedeli belirledi ve Leicester City ihtimali masada. Fenerbahçe'nin de istediği Kaan Ayhan için Sassuolo'nun 5 milyon euroyu bulan talebi söz konusu. Jickel'dauya 6.5 milyon euro ödeyen Galatasaray'ın oyuncu satışı yapmadan yüksek bonservis bedellerine çıkması zor gözüküyor. Galatasaray'a bir Rumen daha, Galatasaray, Cikıldağ'ın ardından Morutan'ın da peşine düştü. 22 yaşındaki Rumen oyuncu, orta saha ve sağ kanatta oynuyor. Sürpriz bir hamleyle Cikıldağ'ı renklerine bağlayan Galatasaray, Romanya'dan bir başka oyuncu için de girişimlere başladı, Olympia Morutan. Daha önce de sarı-kırmızılı takımın gündemine giren 22 yaşındaki futbolcu için Fatih Terim'in onay verdiği ve Cimbom'un, FCSB kulübü ile pazarlıklara başladığı öğrenildi. Yeniler 30 Temmuz'da listede olacak, Cikıldağ'ı, Saça Boy ve Van Aanholt'u PSV revanşında kullanamayacak olan Galatasaray, yoluna büyük olasılıkla UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Anlık Galatasaray haberleri GS Haber ile telefonunuzda, Twitter ve Telegram'da. Günün haberleriyle podcast olarak Spotify ve Apple Podcast'lerde.